Bugün ne zamandır tekrar geri dönmek istediğim bir konu var. Rojava palavrası üzerine. Bilindiği gibi ben senelerce bu Rojava palavrasının aslında uydurulmuş bir palavra olduğunu söyledim. Ve Suriye'nin kuzeyinin çoğunlukla Arap olduğu, Kürtlerin en çok %30 civarında olduğunu ve bu Kürtlerin bir kısmının da bizim memleketimiz Mardin, Diyarbakır ve Siirt'ten gelen Kürtler olduğu, oranın yerleri olmadığı ve Kürtlerin orada hiçbir şehir kurmadığını daha evvelki programlarımda söylemiştim. Fakat gerek Türkiye'de solcu, goygoycu, palavracılar, gerekse Batı'da Suriye hükümetine düşman lobiler ve gerekse İsrail Siyonist propagandasının etkisiyle sanki orada demokratik bir devlet kuruluyormuş. Bütün halklar birleşmiş, Süryani, Türkmen, Arap hepsi demiş ki biz Başkan Apo'nun kuyruğundayız vesaire vesaire. Şimdi bu palavralar şimdi daha meydana çıkıyor çok açık bir şekilde. Ve bu konuda son gelişmeleri şimdiye kadar PKK uzantılarını ve genel olarak Kürtleri destekleyen iki tane gazeteci bir kaynak olarak göstereceğim. Bunlar bir tanesi eskiden tarafta yazan Amberin Zaman, öbürü ise uzun müddet PKK goygoyculuğu yapan Fehim Taştekin. Şimdi bilindiği gibi Türkiye ordusu kendi yayılmacı siyaseti çerçevesinde ve Türkiye'deki Kürtlere karşı koz kullanmak üzere Suriye'de çoğunluğu Arap olan Tel Abyad ve Ras el Ayn şehirlerini işgal edince dünyada özellikle Batı ve Amerika'da Türklerin Kürtlere bir jenosit yaptığı vesaire vesaireyle palavrası etrafında. Bir de ciddi bir gazete olarak düşündüğüm İngiliz The Guardian gazetesi 8 senedir Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda ekolojik ve kadın kurtuluşu devrimi varmış diye bir yazı okudum. Şimdi bu kuyruklu yalanların nasıl adi yalan olduğunu bilmek için şimdi savaşta nasıl ekolojik devrim olur onu bilmiyorum. Benim bildiğim savaş tahribattır. Sadece insanları tahrip etmez, çevreyi de yok eder. Hele hele Rakka gibi 7.000 sortiyle yerle bir edilen bir yerde ekolojik tabiatın korunduğunu anlatmak için bir insanın yalancının karesi ve küfü olması lazım. Şimdi gelelim işin aslına. Amerikalı uzman Robert O'Brien kendisi PKK uzantılarının Suriye petrolünü Suriye'den Irak'a geçirdiğini ve bunu da Türkiye Cumhuriyeti'ne Erdoğan'a sattığını söylüyor. Daha evvel bilindiği gibi IŞİD petrolünü Barzaniler alıyor. Barzaniler bunu Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'ye getirilen para da İsrail'e. Bu konuda bildiği gibi eskiden çok açık belgeler var. Ama şimdi IŞİD'in yerine hırsızlık işlerini yapma, PKK uzantılarına düşmüş. Bunları Irak'a getiriyorlar, Irak'tan Erdoğan'a gidiyor. Tabii Erdoğan açısından da problem şöyle, bir yandan sözüm ona PKK uzantılarını Suriye'de yok edeceğiz diyor, bir yandan da onları finansman etmek için onlardan petrol alıyor. Ve bu petrol Sumelka sınır kapısından geçiyor.
Ve 300 tane tır götürülüyor. Yani Türkiye'ye satılıyor. Şimdi bunları ben söylemiyorum. Bunları şimdiye kadar PKK uzantılarının reklamını yapan Fehim Taştekin yazıyor. Fehim Taştekin yazısında görebilirsiniz. Benim sayfamda yayınlandı bu yazı. Şimdi bu kadar rezilce bir iş. Yani Suriye'nin petrolünü çalacaksın. Petrolü ucuza Türkiye'ye satacaksın. Onlar da İsrail'e satacak. Ve böylece sen ekolojik ve kadın kurtuluşu devrimi yapmış olacaksın. Şimdi bunlar, bu söylediklerim Fehim Taştekin'in söyledikleri, benim görüşlerim değil. Ben bilindiği gibi çok eskiden beri yaptığım videolarda PKK uzantılarının aslında bir Amerikan ve İsrail ajanı hareket olarak davrandığını söyledim. Tabii bundan oradaki bütün Kürtlerin, hele hele PKK'yı da destekleyen Kürtlerin hepsinin İsrail ajanı olduğunu söylemiyorum ama onları yönetenlerin bu devletlerin ajanları gibi hareket ettiklerini söyledim. Ve o zaman da çeşitli kaynaklar gösterdim. Şimdi size gene Fehim Taştekin'in yazısından aktaracağım. Şimdi Fehim Taştekin yazısında diyor ki Netanyahu Obama'yı ikna etti. Ne için ikna etti? Petrolü Suriye'de silah olarak kullanmak. Niçin silah olarak kullanmak istedi? Şundan birincisi Suriye petrolünün büyük bir kısmı şu anda PKK uzantılarının işgal ettiği bölgede Suriye devletini bu petrolden mahrum tutmak. İkincisi Suriye'nin tahıl ambarı olan, yani bizim memleketimiz Kamışlı ve Haseke Cezire bölgesindeki tahıl ambarını Suriye halkının elinden alıp bu Kürt işgalcilere vermek, böylece Suriye halkının aç kalmasını sağlamak. Üçüncüsü, bu PKK uzantıları işgalcilerin finansmanını böylece sağlamak. Yani Amerika vesaire değil, kendileri oradan çaldığı petrolle finanse olacaklar. Dördüncüsü, Suriye ekonomisinin baltalanması. Ve savaştan dolayı yıkılmış olan Suriye'nin yeniden inşaat edilmesini önlemek. Şimdi bütün bunlar Fehim Taştekin'in yazısında var. İsteyenler oradan okuyabilir. Yani aslında bu tamamen hainane bir politikadır. Petrolü çalacaksın, Irak'ta Barzani'ye satacaksın, Barzani Türkiye'ye satacak, Türkiye İsrail'e satacak ve Suriye halkı aç kalacak, Suriye halkı inşa edilmeyecek. Şimdi bunun bir de Kürtler açısından hain bir yanı var. Şimdi sen bunları açık açık yaparken Suriye halkları, Arabı, Süryanisi, Türkmeni ve Kürdü sana aferin mi diyecek? Sen bunları unutacak mı? Şimdi bütün bunlar ortada. Amberin Zaman ve Fehim Taştekin gibi iki tane eskiden beri PKK'yı destekleyen kişiler tarafından yazılıyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Yalanlar meydana çıkıyor. Bir yandan da Suriye hükümetiyle anlaşmak istiyoruz bilmem ne diye şey yapıyorlar. Yani sen dünyanın akıllısı sensin. Hem Suriye hükümetini kandıracaksın, hem Amerikalıları kandıracaksın, hem İsrail'i kandıracaksın. Bunlar olsa sonunda kaybedecek olanlar taktiğidir. Kaldı ki zaten şu anda gerek Kamışı'da gerek Haseke'de Rus askerleri var. Otonomi motonomi orada hikaye olmuş. Dolayısıyla bu plan, ama benim esas düşündüren şu: bu gerçekler açıkken halen Türkiye'de solcu
kendine demokrat diyen adamların bu hainane planı açık açık görmelerine rağmen Rojava palavrasını sürdürmeleri. Birincisi bu solcu ve molcu takımından bu Rojava kelimesini kullanmayın, artık Suriyeli Kürtler kullanmıyor, size ne oluyor yani, size ne oluyor kullanıyorsunuz bu işi. Hem işgalcileri destekliyorsunuz, hem hırsızları destekliyorsunuz, hem İsrail politikasını destekliyorsunuz, hem de yenileceği kesin olan bir politikayı destekliyorsunuz. Şimdi gönlüm istiyor ki yavaş yavaş insanlar bu gerçekleri görsün. Bir şey daha söyleyeyim. Ben Türk siyasetini, Erdoğan siyasetini ve PKK siyasetini eleştirdiğim için birileri benim için Türk düşmandır, Kürt düşmandır bilmem ne gibi şeyler söylüyor. Birincisi ben hayatımda hiçbir zaman Kürt düşmanlığı yapmadım, Türk düşmanlığı yapmadım. Ha! Türk düşmanı olmamak için Erdoğan'ı desteklemek gerekir diyenler varsa hayatım boyunca Erdoğan'a ve onun İslamcı politikasına düşmanlık yapacağım. Kürt düşmanlığı, PKK'nın her yediği boku desteklemek, desteklememek ise ben PKK'nın bütün hainane planlarını eleştireceğim. Ve benim için Kürt düşmandır, Türk düşmandır diyenler bir kulağımdan girer, o bir kulağımdan çıkar. Ben hayatım boyunca Kürt'ten ve Türk'ten arkadaşım Süryani'den fazla. Bu konuda benim bir şüphem yok. Kendileri kendilerini düşünsün. Dolayısıyla Türkiye kamuoyuna söylemek istediğim bir, Erdoğan'ın sözüm ona PKK'ya politikasının nasıl yalancı bir politika olduğu ve bir yandan petrol alma, bir yandan Suriye hükümetini zayıflatma, öbür taraftan da PKK uzantılarının sahtekar politikaları, bir yandan jenosit yapılıyor, Türkler şöyledir, böyledir, Süryanilere de soykırım yapılıyor, Ermenilere soykırım yapılıyor Suriye'de, öbür yandan da petrolü Türklere satma. Bu hainane planlara karşı çıkmak her şerefli insanın görevidir. Son olarak AKP milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu'nun videosunu seyrettim. İlk olarak AKP içerisinde bir adam AKP'nin rezilliklerini ve dolayısıyla kendisi İslam'ı eleştirmese de İslamcıların rezilliklerini açıklayan bir videosu var. Bu videoyu seyredin. Benim şimdiye kadar gördüğüm en sert tavırlardan biridir. Bu arada Avrupa'da Kürtlere jenosit yapılıyor palavrasını sürdürenler Türkiye'deki Kürt Partisi HDP Başkanı Pervin Hanım'ın gidip Bahçeli'yle iyi ilişkiler kurmasını nasıl izah ediliyor? Sen bir yandan jenosit yapan, üstelik yani Erdoğan belki hepimiz Müslümanız bilmem ne bilmem ne palavrası yapar da Bahçeli sırf Türk faşisti. Sen Türk faşistin gidip kıçını yalayacaksın, ondan sonra diyeceksin ki neymiş de jenosit var. Bu yalanlardan uzaklaşmak lazım. Eğer Türkiye'de demokrasi istiyorsan, eğer Türkiye'de Kürtlerin haklarını istiyorsanız bu yalancılardan kendinizi tenzih etmeniz lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.